Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Herkes sesimi alabiliyor mu? Ben Tekuzem Rehberlik Uzmanı İnce Hoca. Değerli öğretmenlerimizle birlikteyiz. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyiz. Evet, birinci parti bitirdik aslında. GGK eğitim birimleri bitti. Artık ÖABT'yi son 10 gün var diyebiliriz. O yüzden buradayız bugün. O yüzden böyle bir yayın yapmak istedik. Teşekkürler, biz de iyiyiz. İyi kötü bir sınav atlattık arkadaşlar. İkinci kez aynı heyecanı yaşadınız. İkinci kez GGK eğitim sınavına girdiniz. Umarım daha iyi geçmiştir. Umarım daha mutlu çıkmışsınızdır. Her ne olduysa oldu. Artık ÖABT'ye yoğunlaşmamız lazım. Evet yorulduk. Evet uzun zamandır. Yani şu anda bu sonuçların açıklanması ve tercihlerin falan başlaması gereken zamanlarda siz hala sınava hazırlanıyorsunuz ama belki de bu bir fırsattır. Belki bu sürenin uzaması eksiklerinizi kapatabilmeniz için yeniden tekrarlarınızı yapabilmek, daha fazla soru çözebilmek için bir fırsattır. Netleri artırmanız için bir fırsattır. O yüzden biraz o taraftan bakmak lazım. Bir de şöyle bir şey var. Bunu sizinle beraber sınava giren herkes yaşadı. Hani sadece sizin başınıza gelmedi. Bu bir yarışma sınavı olduğu için yarıştığınız herkes şu an sizinle aynı durumda. Herkes yoruldu, tükendi. Bir tık daha sabredenler, bir tık daha yolun sonuna kadar enerjilerini devam ettirebilenler kazanacak. Haliyle sadece sizin için böyle bir şey olsa çok daha zor olurdu tabii ki. Evet, güncel zaten son zamanlarda güncel değil de böyle eskilerden mesela Galata meşhur vardı değil mi? Hani böyle eskilerden falan da geliyor. Biz bunu çok uyarıyorduk aslında öğrencilerimize söylüyorduk. Hani bir tane falan gene 2021-2022 ya olimpiyat ya işte film ya ödüllü filmler vesaire ya işte kitap vesaire çıkıyorsa geri kalan ortalama 5 soru falan işte Divan Lügati Türk gibi böyle eski edebiyatlardan vesaire de gelebiliyor. İşte kelime anlamı gelebiliyor. Bunun gibi şeyler biliyoruz güncel. O yüzden biraz güncel değil de aslında kültürel sorular diyebiliriz. Bilimsel, teknoloji, kültürel birikiminizi ölçen tarzda biraz genel kültür diyebiliriz aslında. Birazcık böyle şeyler geliyor son zamanlarda. Türkçe daha kolaydı diyenler var. Evet sorulara baktığımızda da geçen sınava oranla sanki bir tık daha yapılabilir gibi, biraz acımışlar gibi sanki. Türkçe daha böyle anlaşılır tarzdaydı. O kısmı görüyorum. Geçen sınavda sadece öğrencilerin konuştuğu şey Türkçeydi. Yani Türkçe neydi öyle hocam? Türkçe çok zordu hocam. Sınav nasıl diyorum? Türkçe çok zordu diyorlar. Ama bu sene sanki o kısımda biraz daha yapılabilir geldi diyebiliriz. Matematik de sanki değil mi? Ortalama düzeyde. Yani genel yetenek çok zorlamamışlar gibi. Coğrafya, tarih için tarih hocaları da görüştüğümde ki sizlere de aynılarını söylemişlerdir. Aslında hep şunu söylediler. Çalışanla çalışmanın çok net ayrıştığı bir sınav oldu dediler. Yani gerçekten çalışmayan bir kişinin yapması imkansız. Hani şimdiye kadarki bilgi birikimiyle belki 3-5 soru yapar. Ama tarihte ne anlattıysak o gelmiş. Yani düzenli ders takibi yapan, sorularını çözen, tekrarlarını yapan, doğru çalışan bir öğrenci. Yani 27 tarihte 25-24 yapar dediler. Yani bu aslında çok kolay demek değil. Şimdi hoca bunu söylüyorsa çok iyi çalışan, tarihe ciddi çalışan öğrencilerin bunu yapabildiğini söyledi. Çok net ayrıştırmışlar. Yani kolay diyemeyiz tarihe bence de. Coğrafya da keza. Bilenle bilmeyeni ayrıştırdıkları yer birazcık bu taraflar olmuş bence. Şimdi ne olursa olsun artık bitti. Artık sınavla ilgili benim size önerim naçizane konuşmamak. Bugün de konuştuk, içimizi döktük, bitirdik. Ne olduysa oldu, zorduydu, kolaydıydı da şöyleydi, böyleydi, yetiştiremedim, aman şunu yapamadım, aman stresliydim, aman iki şık arasında kaldım, aman zordu. Ne olduysa oldu. Bir şekilde sağ salim o sınavdan çıktınız mı çıktınız. Sınav giriş belgenizi unutmadınız. Sınava yetiştiniz. Kodlama vesaire hatası yapmadınız. Her şeyinizi doğru düzgün hallettiniz ve bir puan gelecek sonuçta. %50'si burasıydı. Aynen öyle. Bitti. Artık ÖABT. Artık %50'lik kısım kaldı ve çok 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 önemli. Şöyle düşünün arkadaşlar. 200 soru çözdünüz değil mi? 200 soru. 120 YGK, 80 eğitim. 200 soru toplamda %50 etkiliyordu. Şimdi sadece 75 soru çözeceksiniz ya %50 etkiliyor. Ve her bir sorunun değerini düşünün. Ne kadar değerli oranlama yaptığımız zaman. ÖMBT'de yani her çalıştığınız bilginin yüzdesel olarak size dönüşü çok fazla. Her bir sorunun getirisi çok fazla. Bu yüzden kesinlikle ÖABT'ye yüklenmeniz lazım.
Bu çok önemli arkadaşlar. Ben çok fazla geçmiş yıllarda şunları gördüm. GGK eğitimi gerçekten ortalamanın böyle altlarında, ortalamanın işte yakınlarında olan. Örnek veriyorum, GGK'da işte 60-65 net yapmış. Halbuki böyle 75-80'leri yapıyor normalde denemelerde. Eğitimde işte 45-50 netleri anca yapmış. ÖABT'ye geldiğimiz zaman bir öğrencim vardı çünkü, böyle coğrafya öğretmeni Serkan, hiç unutmuyorum. O zaman ÖABT 50 soruydu arkadaşlar. 50 soruda 45'e 5 yapıp bu GGK ve eğitimde bu netlerle öğrencimiz 82,5 puan alıp atanmıştı. Sivas diye hatırlıyorum hatta, yıllar önce. Kendi şaşırdı. Çünkü ÖABT'ye öyle bir yüklendi ki, ve coğrafya gibi daha az ataması olan bir branşta böyle bir puan aldı. P121 olarak. Çünkü neden? GGK eğitim ne olursa olsun sadece yarısı. Yarısı alan arkadaşlar. Şu an 75 sorudan bahsediyoruz. Herkesin branşına göre yapması gereken net tabii ki de farklı. Ama benim size önerim, GGK ve eğitim netlerinizi az çok şu an biliyorsanız, hani baktıysanız cevap anahtarına vesaire, ÖABT için bir net hedefi belirlemek. Kiminiz belki 60 net yetecek, kiminiz 65 gerekiyor, kiminiz 67 gerekiyor, kiminiz de 50 gerekiyor. Bunu belirleyin ki hedefinizi bilerek sınava gidin, onun yükseleni yapmaya çalışın sınavda. Çünkü biliyorsunuz ki standart sapma var. Belki geçtiğimiz yıllara oranla daha yüksek netle atanacaksınız. O yüzden örneğin 50 net sizin hedefiniz. Bir 55-56 yapmayı garanti altına alarak sınava gidin arkadaşlar. Zaman olarak 10 günden bahsediyorum. 10 günde, günde 9 saat çalışsanız 90 saat yapar. 10 saat çalışsanız 100 saat yapar. Hadi diyelim ki siz çalışan birisiniz. Günde 5-6 saat çalışabiliyorsunuz, ki çalışsanız da 5-6 saat ders çalışabilirsiniz bence. 6 saatten 60 saat yapar arkadaşlar. Şu an bir ses sıkıntısı yok. İstanbul'da arkadaşım yardımcı olsun. Tıklaması gereken bir yer var Süveyda Hanım'ın bence. Yazılı bir cevap versinler. Dolayısıyla zaman olarak baktığımızda arkadaşlar, aslında fazlasıyla vaktimiz var. Yani 10 gün eğer hiçbir şey yapmasak çok çabuk biter. Eğer 10 günü doğru kullanırsak çok şey sığdırabiliriz. Bu 10 günde baştan sona ÖABT'ye tekrar edenler oluyor. Bakın, tekrar ediyor derken yanlış anlıyorsunuz. En baştan sıfırdan çalışmak olarak anlıyorsunuz. Hayır, tekrarla da konu çalışmak başka şeylerdir. Tekrar derken nokta atışı bir tekrardan bahsediyorum. Eksiklere yoğunlaşmak, önemli konuların üstünden gitmek, şöyle bir bakmak, genel denemeler çözmek, bunlar çok önemli. Özellikle eksik, şu an yapacağınız en güzel şey eksiklerin üzerine gitmek arkadaşlar. Bunu yapmak lazım. Hani bunlardan kaçmayın. Şimdi siz okul öncesi öğretmenisiniz ve eğitime giriş kısmında ciddi 3 başlıkta eksiğiniz var. Bu 3 başlıkla ilgili doğru bir çalışma yapın ki oradan gelecek işte 2-3 net sizi kurtarsın. Çünkü ÖABT'de de bir net çok önemli. Araya kaç tane kişi alıyorsunuz bir netteki, ve bu bir sıralama sınavı. Sıralamanız önemli. Sizin atanacak kişilerin arasına girmeniz lazım. Bu yüzden mutlaka net arttırmanız gerekiyor. Bu net nasıl artar? Şimdi siz deneme çözüyorsunuz. Denemede çıkardığınız bir net var ya, 75 soruda 55 mi çıkarttınız? O 20 tane soru niye yapamadınız? Boş bıraktınız, niye boş bıraktınız? Yanlış yaptınız, niye yanlış yaptınız? Demek ki bir yerde bir eksik var. Ya çalışmadınız, ya yanlış çalıştınız, ya da unuttunuz. O zaman onu kapatmak lazım ki net artsın, değil mi? Bu yüzden yanlışlarımızı sevip, onları sarıp kucaklayıp, onların bir üzerine gitmeniz lazım ki net artışı gerçekleşsin. Şu ana kadar okul öncesi öğretmeniydiniz, gittiniz matematik çalıştınız. Tarih öğretmeniydiniz, gittiniz matematik çalıştınız. Matematik öğretmeniydiniz, gittiniz Türkçe, tarih, coğrafya çalıştınız. Çoğunuz belki fen edebiyat fakültesisiniz, formasyonlusunuz, edebiyat çalıştınız. Hani pardon, eğitim bilimleri çalıştınız, böyle daha uzak olduğunuz dersler çalıştınız. Ve yapacağınızı yaptınız. Şu an 10 gün kendi alanınızla ilgili çalışma yapacaksınız. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? En iyi olduğunuz yer. En az 4 yılınızı bu alana verdiniz zaten. Elbette ki üniversite eğitimine birebir eşleşmiyor ÖABT, biliyorum. Ama sıfır değilsiniz ki. Sıfır olsanız, yani hiç görmediğiniz derslerde, hiç bilmediğiniz, hiç alakanızın olmadığı, hiçbir fikrinizin olmadığı dersler değil bunlar. Siz bunun lisansını aldınız. Lisansını almak ne demek? Yetkilisin sen bu alanda demek. Senin bu alanda bir lisansın var demek. Siz şu anda gidip bir özel okulda, bir dershanede, bir MEB'in okulunda daha ücretli öğretmenlik yapabilecek seviyedeyseniz, siz zaten öğretmezsiniz. Sadece bunları pratiğe aktarmak lazım. Test usulüne dayalı bir çalışma yapmak lazım. Umut, emek olmadan olmaz hocam zaten. Yani şöyle düşünmek lazım.
Ben zaten bir öğretmenim. Bu öğretmenlik mesleğimi devlette yapabilmek için, daha iyi haklarımı alarak, daha iyi şartlarda yapabilmek için böyle bir şart koştularsa ben bu şartı gerçekleştireceğim. Bir seçim yapılması lazım. Bu seçimi bu şekilde yapıyorlar. Ben de buna girmek istiyorum. Kimse sizi zorla, silah zoruyla oturtmadı. KPSS'ye herkes hazırlanmıyor. Özellerde çalışan da çok fazla öğretmen var. Tercih etmeyenler de var. Tabii ki tercih edenler daha iyi şartlarda bu işi yapmak için yapıyor. Kimileri de bu işi özelde yaptığında mutlu. Bu şekilde yapıyor. Ama nihayetinde bunu siz seçtiniz. Siz istediniz. Çünkü kendinizi ona layık gördünüz. Bu yapabileceğinize inandınız. Hiç kimse kaybedeceğini bile bile bir yarışa girer. Mesela örnek veriyorum. Ben işte handbol oynamayı bilmiyorum. Bir handbol turnuvasına gidiyorum, katılmak istiyorum diyorum. Bu turnuvada ben de yer almak istiyorum. Çünkü kaybedeceğimi biliyorum. Hiçbir kuralları bilmiyorum, nasıl oynanıyor bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok, maçını dahi izlememişim. Şimdi gidip yazılır mıyım? Ama bu turnuvada ben de olmak istiyorum, ben de yarışacağım. Şimdi şöyle düşünün, neden siz böyle bir sınava hazırlanma kararı verdiniz? Ya ben bunu yaparım dediniz. İçinizden de olsa bu cümleyi birçoğunuz kurdunuz ve bu işe baş koydunuz. Yapamayacağınızı bilseniz zaten çıkmazdınız bu yola arkadaşlar. 10 gün daha sabretmemiz lazım. Atamalarla ilgili sorular var. Sunum sonunda söyler misiniz? Sizce nasıl olur vesaire diyenler var. Ya tahminde tabii ki bulunabiliriz ama net sayı vermek tabii ki çok mümkün değil. Sınavı yeniden iptal ederler mi sizce? Bizim yine bilmemiz mümkün değil ama bence etmezler diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Her şey olabilir biliyorsunuz ki. Ama hani tekrar ikinci kez böyle bir şey yapacakları benim düşüncem de değil tabii ki de. Evet. ÖABT çalışanın önceliklerin bir kere çok soru çıkan başlıklar asla es geçilmemesi gereken başlıklar. Muhakkak eksikleriniz varsa lütfen 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 üzerine gidin. Alan eğitimi çok önemli arkadaşlar. Özellikle sınıfta ve İngilizce öğretmenliğinde daha yüksek soru geliyor biliyorsunuz alan eğitimi kısmından. Metodoloji diye geçiyor İngilizce öğretmenliğinde. Diğer alanlarda da şunu ben size şöyle bir tüyo vereyim. Yıllardır gördüğüm bir şey var ki ÖABT alanında. Bunu örgün eğitim alan öğrencilerde de görüyorum. Örgün kurumlarda da görüyorum. Alan eğitimi çok üzerine düşürmüyor. Alan eğitimi biraz böyle boş veriliyor. Diğerlerinde 15 evet. Ama alan eğitimi gerçekten önemli. Neden biliyor musunuz? Fark yaratabildiğiniz yerlerden bir tanesi. Çoğu öğrenci buraya ya bakmıyor. Yani sınav anında ya da ders çalışırken hiç bakmadığı için çoğunu yanlış falan yapıyor. Dolayısıyla siz 75 sorudaki zaten 60 soru alan bilgisi kısmında diğerleriyle ortalama aynı başarıyı bile göstermiş olsanız gidip şuradan bir 10 tane alan eğitimi yapsanız otomatik olarak zaten net artış sağlayacağınız için daha yüksek puan alacaksınız ve onların önüne geçeceksiniz. Ve alan eğitimi bence şimdiye kadar hani birçok branş alan eğitimini işte talim terbiye kurumundaki müfredatları da incelediğimde de görerek bunu söylüyorum. Bence çok büyütülüyor. Yani çoğunuz ne sorulacağını bilmediğiniz için bakmamışsınız. Aslında bir alan sınırından bahsediyor. Burada MEB'in de çizdiği bir alan sınırı var, bir müfredattan bahsediyor. Bu ders nasıl öğretilir? Biraz eğitim bilimleriyle de bağdaşık. Hem kendi alanınızı, hem öğretmenliğinizi, hem eğitim bilimleri derslerinizi böyle bağdaştırarak aslında çok kolay yapabileceğiniz bir kısım. Bu 10 günde de günde 2 saat, 1 saat alan okumaları bile yapsanız faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Şuradan yapacağımız 8-10 net bile size fazlasıyla artı olarak geri dönecek. Bence burayı lütfen ihmal etmeyin. Bu size bir tüyo olsun. Çoğu yapmıyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ve çoğu kurumda verilmiyor zaten. Niye verilmiyor biliyor musunuz? Bu eğitim verilmiyor. Çünkü ÖABT fizik örnek veriyorum. Bir fizik alanında uzman bir hoca ÖABT fiziğin alan bilgisi kısmını çok güzel verebiliyor öğrenciye. Ama alan eğitimi kısmında fizikçi olmasıyla beraber eğitimci de olması lazım. Yani eğitim bilimlerinde de ya bir yüksek lisans ya akademik bir kariyer ya bu alanda bir ek bir lisans programı vesaire olması lazım ki bu unvanı da olsun ki fizik nasıl öğretilir de öğretebilsin. Dolayısıyla buna sahip eğitimci sayısı çok az olduğu için şimdi bir eğitim bilimleri hocasını bir ÖYT hocasını alıp da işte öğretim yöntem teknikleri hocasını alıp da her ÖABT'nin alan eğitim dersini verdiremezsiniz. Çünkü fizikse fiziği de bilmesi lazım. Bunu bilen çok az öğretmen var. Bu sebeple alan eğitimi kısmında da bir açık var. Çoğu öğrenci dershaneye gidenlere örnek veriyorum. Bunu alamadığı için nasıl çalışılacağını da bilmiyor. Dolayısıyla burayı genelde boş bırak 15 soruda bakmayı vereyim. 60-60 yapmaya gayret edeyim ama 60-60 yapmak da çok öyle her yiğidin harcı olmuyor. Buradan yapacağınız net size artı olarak dönecek arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın bence.
Benim şu an öğrencilerime önerdiğim genelde her gün iki deneme, yani 150 süre denk gelir. Bence çok mantıklı. Yani 10 günde her gün iki denemeden 20 deneme daha çözmüş olursunuz. Eksiklerinizi görmeniz için bence çok büyük bir avantaj. Deneme çözdüm bitti diye bakmayın. Her deneme sonrasında deneme analizi yapmanız lazım. Yanlışınız, boşunuz ve bunların üzerine gitmek. Neden yanlış yaptım? Biraz önce konuştuğumuz gibi. Neden boş bıraktım? Bilmiyorsam gideyim bir daha çalışayım. Unuttuysam gideyim tekrar edeyim. Pratikte sıkıntı varsa, hani soru yanlış okudum örnek veriyorum. Bu yüzden gideyim okul alanla ilgili tekrar soru çözeyim mesela. Bunun gibi deneme analizi böyle yapılır. Öyle gidip de aa bu aymış değil. Neden aymış? Neden ben B işaretini? Demek ki konu eksiğim var. Gideyim hop o konuyu tekrar edeyim gibi düşünmeniz lazım arkadaşlar. Bunu yaparsanız gerçek deneme analizi yapmış olur ve net artırmış olursunuz. Bu önemli. Artı bu 150 soruya ilaveten bir de 75 çıkmış soru çözerseniz meşhur 225 soruya denk gelir günde. Sadece bunları çözseniz bile artı tekrarlarınızı, eksik konu tekrarları, deneme analizi sonrası tekrarları ve soru çözümlerini yaparsanız müthiş bir gün kapatmış olursunuz. Şu anda da oturup öyle deliler gibi konu çalışayım, konu çalışmadan ziyade eksik konuları da kapatmak daha mantıklı. Şimdi siz gidip bildiğiniz bir konuyu bir daha çalıştığınızda ve hele ki oradan bir soru geliyorsa çok bir şey fark etmez. Ama mesela 3 soru çıkan bir konunun unuttuğun için hata yapıyorsan denemelerde gidip o 3 soru çıkan konuyu tekrar etmen çok daha mantıklı olacaktır. Tabii ki konu çalışma yöntemleriniz farklılık gösterebilir. Kimi ses anlatım yapar, kimi yazarak çalışır, kimi okuyarak çalışır. Siz zaten öğretmensiniz. Biliyorsunuz farklı öğrenme stilleri var ve herkes öğrenme stiline göre çalıştığı zaman daha çok verim alıyor. Dolayısıyla hani ses anlatım, işitselseniz sesli anlatımlar yapın. Duyarak çalışın, videolar izleyin. Soru çözmeyi asla ihmal etmeyin zaten. Kendi içselleştirdiğiniz, kendi tekniğinize uygun çalıştığınız takdirde zaten daha çabuk onu hatırlayacaksınız bilgiyi ve konu çalışma süreniz de kısalacak. Şimdi siz gidip bana mesela şu soru çok geldi. Hocam yazarak çalışıyorum. Yazarak çalışmak zaman kaybı mı? Şimdi sen eğer yazarak çalıştığında odaklanamıyorsan, yazarak çalıştığında çok uzun 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 her bilgiyi yazıyorsan evet zaman kaybı. Özellikle işitselsen mesela bir zaman kaybı. Ama görselsen ya da dokunsalsan, not alarak, ufak ufak kendi cümlelerinle notlar alarak yazıyorsan zaman kaybı değil. Şimdi şöyle zannediyorlar yazarak çalışmayı. Ekrandaki bilgiyi alıp aynen olduğu gibi kopyala yapıştır mantığıyla yazıyor. Bu yazarak çalışmak değil, bu yazma eylemini gerçekleştirmek sadece. Ama örnek veriyorum. Bakın şu yazarak yani not alarak çalışmak şudur. İlk cümlem şu ya. Alan sınavı genel olarak bilgiyi ölçüş için size ezbere yöneltecek. Şimdi bunu öğrendim. Bu not alırken alan sınavı bize ezbere yöneltecektir. Hani aklına ne kaldıysa onu yazdım gibi. Dolayısıyla kendi cümlemle not aldığım için beynim orada bir boşluk yaratıp da farklı şeyler düşünmüyor. O sebeple benim size önerim not aldığınız zaman kendi kafanızda kalan cümleleri yazmanız ki beyniniz bir boşluk yaratıp da başka alemlere dalıp dalmasın. Dolayısıyla da orada dikkat dağınıklığı yaşamayın. Sistemlerimiz ortalama bir 10 dakikaya kadar falan biter arkadaşlar. Bu arada tekrarını kayıt altına alıyoruz. En geç yarın sabah YouTube kanalımıza eklenmiş olur. Tek Uzem YouTube kanalından da tekrarını izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Kavram haritaları ne biliyor musunuz? Aslında yazı sal olarak bir bilgiyi, yani örnek veriyorum 3 sayfalık bir bilgiyi bir kağıda özet şeklinde görsellerle, şemalarla, tablolarla süsleyerek dökmek. Bu çok fazla artısı var bunun. Birinci artısı mesela psikolojik olarak. Şimdi 3 sayfalık bir notu çalışmak sizin gözünüzde her zaman büyür. Ya 3 sayfalık not var işte her sayfayı 1 saatte çalışsam 3 saat falan gibi böyle gözünüzde büyütürsünüz. Çok gelir. Ama siz o 3 sayfalık notu tek tabloya kısa kısa böyle şekilsel şemasal olarak döktüğünüzde ona çalışmak da kolay gelir. Onu hatırlamak, iki hatırlamak daha kolay olur. Şimdi siz bir kitaptan 3 sayfasının içerisindeki tek bir bilgiyi hatırlarken gözünüzün önüne o sayfalar gelecek, o yığınlar gelecek ve oradan o bilgiyi bulmak zihnimizin böyle derinliklerine gittiğimizde çok zor olacak. Ama bir kavram haritasına dökülen bir bilgi, renkli kalemlerle falan süslendiğinde o bilgiyi o kavram haritasına beynimizde şöyle bir çıkarı fotoğrafına baktığımızda ki sınavında çoğumuz bunu yapıyoruz. Beynimizde o çalıştığımız bilgiyi gidip bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunu yaptığınız zaman o bilgiyi bulmak daha kolay. Çünkü daha küçük bir arşivde arıyorsunuz. Öbür türlü daha büyük bir arşiv. Hani gözünüzün önüne onu getirin. Diyelim ki bir kütüphaneye gittiniz. Büyük bir arşivde bir bilgi arıyorsunuz. Bir de size verilen bir tane kitap var. Onun içinden bir bilgi arıyorsunuz. Bunun gibi düşünmeniz lazım.
Bu da bir deneme değil mi Hülya Hocam zaten? 2013'ten 2021'e kadar çıkan alan sorularını çözüyorsunuz. Bunu da deneme gibi çözerseniz daha mantıklı. Örnek veriyorum 2013 ÖABT denemesi çıkmış sorusu aldınız. Gerçek sınav süresine bağlı kalarak çözün. Sadece o yıllarda soru sayısı vesaire farklıdır. 50 sorudur o zamanlar mesela. Süresi farklıdır. Bu yıllara geldiğimizde 75 soruluk soruları da çözersiniz. Çıkmış soru zaten çözün. Benim önerim günde 2 deneme artı çıkmış soru. Bu daha mantıklı. Ama çıkmış soru çözmek de tabii ki faydalı ama tek bunu çözüyorsanız yetmeyebilir. Biraz daha soruyu arttırabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan bahsetmiştim. Özellikle eksik konu tekrarı bu çok önemli. Sınavda çok çabuk unutabiliyoruz çünkü özellikle ÖABT sözel olan arkadaşlarım ki matematik, fizik, kimya, biyoloji, fen ki biyolojiyi bile sözelden sayıyorlar. Fizik, kimya, biyoloji, matematik dışındaki geri kalan 12 branş lise mat, orta öğretim mat, ilkokul mat ayırıyorum. Sözel. Daha çok branş sözel. Dolayısıyla da çok çabuk unutuluyor. Bu yüzden sık tekrarlara çok ihtiyacımız olduğunu unutmayın. Hele ki bir deneme sonrası yapılan eksik konu tekrar direkt nokta atışı net arttırır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bir de ben sizin için şöyle bir şey hazırladım. 2021 yılındaki sınavın branş bazında katılımcı sayısı, soru sayısı, doğru ve net ortalamaları ve standart sapması olmak üzere. Her zamanki gibi yine başı çeken branşa baktığımız zaman zaten bunun hani net artış, net ortalama sokmakla PDR olduğunu görüyoruz. Rehberlik yani yıllardır başı kimseye vermiyor sağ olsun. Rehberlik gerçekten net ortalaması olarak da en yüksek branş 75 sorudaki net ortalaması 54 doğru ortalaması 54,6 net sayısı 50,185. Şimdi bu neden bilin diyorum. Bunun üzerine çıkmak zorundayız zaten. Şöyle düşünün. İşte branş diyelim ki Türkçe olan bir öğretmenim için söylüyorum. Şimdi net ortalaması 44 ya. Bu öğretmenin zaten bunun üzerine çıkması gerekiyor. Kesinlikle çıkması gerekiyor. Ama ne kadar çok çıkarsa standart sapma dediğim şey o zaten. Şu. Ne kadar çok üzerine çıkarsa o kadar yüksek puan alıyor haliyle öyle değil mi? Neden biliyor musun? Çünkü puan hesaplanırken böyle sayfalarca şeyler var böyle nokta nokta bir sürü bir formül var. Şuraya kadar geldim. Burada şöyle bir kritik eşik var. Bunu daha iyi anlayın diye böyle anlatıyorum. Şimdi standart sapmayı şey zannediyorsunuz. 75 soru var ya. Diyelim ki o 75 sorudaki işte x konusunu kimse yapamadı. Ben yaparsam oradan 2 çarpı 2 kat sayılırım. Diğerlerinden çarpı 1 alıyorken ona ne? Hayır öyle bir şey yok. Her sorunun kendisine getirisi aynı. Her soru yüzdelik olarak aynı getiriye sahip. Sadece sen buraya gel. Senin netin diye bir şey var değil mi? Net. Diyelim ki senin netin 50. Net ortalaması da 44 değil mi? Buraya geldiği zaman şunu yapıyor sistem. Senin netinden net ortalamasını çıkartıyor ve şuradaki katsayı x ya. Bu da bir sürü şeyler hesaplandı. Bununla çarpıyor. Ne oldu? Bu 4x. Senin buradan düşük olsa ne olacaktı? 40 eksi 44'ten eksi 4x olacak. Şimdi eksi 4x mi daha büyük, 4x mi daha büyük? Haliyle sen buradan yukarı çıktığın için senin puanın daha yüksek oldu. Aşağısına indiğin zaman eksi 4, eksilere düştün. Yani sen 40 net yaptığında daha düşük bir puan aldın. Böyle oturtun kafanızda tamam mı? Bu yüzden net ortalamasının üzerine çıkmaya çalışın diyoruz size. Bu yüzden branş bazında mesela Türkçe öğretmeni diyelim ki Ayşe tamam mı? Bir de Ali var. Ayşe Türkçe öğretmeni, Ali coğrafya öğretmeni. Hatta bu Türkçe bu edebiyat olsun bakın daha yakın branşlar olsun tamam mı? Ali de edebiyat öğretmeni. İkisinin de GGK netleri ve eğitim netleri eşit. İkisinden de GGK'dan 70, eğitimden 60 yaptılar diyelim ki. Ali de aynı şekilde GGK 70, EYB'den 60 yaptı. ÖABT'ye geldik. ÖABT netleri de aynı. 55 yaptılar. İkisinde P121 puan hesaplanacak. Bu Ayşe'nin olsun. Bu da Ali'nin olsun. Aynı netler aynı yıl olmasına rağmen hesaplanırken Ayşe'nin P121 puanı atıyorum bu arada tamamen 78 iken Ali'nin P121 puanı 82 olabilir. Tamam mı? Çünkü her branşın standart sapması farklı, net ortalamaları farklı. Bunu bilin arkadaşlar. Sınava giren kişi sayısı puanlamayı, sınava giren kişi sayısı aslında bu ortalamayı etkiliyor. Neden? Çünkü ortalama hesaplanırken ne yapıyor? Doğru sayısı, hani aday sayısına bölüyor toplam doğru sayısını. Dolayısıyla yani ortalama hesaplanırken de bütün herkesin yapmış olduğu doğru sayılarını toplam aday sayısına bölüyor ve ortalamayı etkiliyor. Ortalama da standart sapmayı etkilediği için haliyle sınava giren aday sayısı da önemli oluyor arkadaşlar. Bunu da böyle bilin ve yüksek netler yapmaya çalışın. Ben şöyle şeyler çok duydum. Senin başında da duydum, ortasında da duydum öğrencilerim. İşte hocam bana 50 net yapsam yeter.
Bana 40 net yapsam yeter. Hocam ben matematik yapmayacağım çünkü bana şu kadar net yetiyor. Bunun hiçbir zaman garantisi yok. Bunu bilin diye söylüyorum. Her yıl değişiyor. Bu yüzden mesela Türkçe geçenki sınavda yani arada kaç ay var? 1,5 ay var. Geçenki sınavın Türkçesi şu zamanki sınavın Türkçesi bir değil. Belki geçenki sınav kabul edilmiş olsa da o zaman onun Türkiye birincisi örneğin 90 netle belki birinci olacaktı. P3'te, GGK'da. Şimdi bu sınavda belki 102 netle birinci çıkacak. Ya da 150, 100, 150 nereden? 105 netle birinci. Bilmiyoruz. Birinci de etkiliyor o yüzden. Yani en yüksek 100 tam puan alan her zaman %100 hepsini doğru yapmıyor. Hatta çoğu zaman yapmıyor. Yani GGK'da biz bakıyoruz işte 110 netle, 111 netle. Bazı yıllar bu 98'lere falan düştüğü oldu Türkiye birincisinin net sayısının. O yüzden bu sınavın zorluk kolaylık derecesi de giren kişilerin düzeyine göre de değişebiliyor arkadaşlar. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum. 10 günü çok iyi değerlendirin. Umarım bir şeyler böyle kafanızda canlanmıştır. Umarım biraz daha istek, motivasyon gelmiştir. Umarım ya evet ya 10 gün iyi bir süre aslında çok da az zaman kalmadı. Ben yaparım ya. Ne olursa olsun GGK eğitim nasıl geçmiş olursa olsun ben bu sınavın en iyisini yapacağım. Bu benim alanım. Ben öğretmenim demişsinizdir. Ben size inanıyorum. ÖABT kısmında çok iyi başarılar sağlayacağınızı inanıyorum. Çünkü dediğim gibi biraz özgüven lazım sadece. Yıllardır hani öğretmenlerle gözlemlediğim şey ÖABT kısmında çok özgüvensizdiniz. Çoğunuz. Yani tabii ki istisnalar vardır. Hep bir ÖABT'den korkan bir öğretmen kitlesi ve ben hep şunu söylemeye çalıştım. ÖABT sandığınız kadar zor olmayacak. Sizin kendi branşınız çünkü. Ama nedense çevre, işte yapılan sınavlar, giren çıkan öğrenciler falan böyle çok korkutmuş sizi ÖABT'ye karşı. Ve o ön yargıyla girdiğiniz için bir şey yapamıyorsunuz. Çünkü kafanız yapma, yapma, yapamayacaksın, yapamayacaksın. Bu sinyalleri veriyor size. İnanın çok zor değil. Siz öğretmensiniz. Bu özgüveninizi asla kaybetmeyin. Sizin yerinizde olmak isteyen, öğretmen olmak için sınava hazırlanan ne öğrenciler var? Ben bir yandan YKS grubuna da hizmet veriyorum. Öğretmenlik mesleğini yapmak isteyen, buraya yerleşmek isteyen ne gençler var? Öğretmen olmak istiyor. Sizin yerinizde olmak istiyor. Ve siz de birçok gence ışık olacaksınız. Onlara kaynak olacaksınız. Onlara örnek olacaksınız. Muhteşem bir meslek öğretmenlik ve bence bu kadarcık yorulmaya değer. Hayatınızın zaten çoğunu yorularak geçireceksiniz. Çünkü bir nesil yetiştirmek kolay değil. Çok kutsal bir meslek. Bu yüzden kutsal bence de zaten. Ve bu yolda çekilen çile kutsaldır diyorum ben de. Hepinize gönülden başarılar diliyorum öğretmenlerim. Her şey çok güzel olsun. Bu nesil sizlere emanet zaten biliyorsunuz. Ve bunun için de bence yorulmaya da değer. Onlar için çabalamaya da değer. Onların hayatını değiştirecek olan sizlersiniz. Birçoğu sizin sayenizde bir yerlere gelecek. Umarım onlar da siz olursunuz. Sizleri seviyoruz. Görüşmek dileğiyle. Siz de iyi ki varsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.